Birazdan et kurutacağım. Hatırlarsanız daha evvel Doğadaki İnsan'ın ikinci bölümünde yola çıkarken et kurutmuştum. Yine aynı şekilde benzer bir yöntemle et kurutacağım ama onun için tabii kuru dal lazım bana. Ayakta kalmayı başarmış, ölmüş. Henüz devrilmemiş veya yeni devrilmiş ama ayakta duruyor. Yani böyle tam toprağa değmemiş, kara temas etmemiş, ıslanmamış. Kuru odun parçaları bulacağım. Onlardan biraz taşımam lazım. Ama elimde de bazı yaralar var. Az önce yaparken de şu üstü sıyrıldı. Bunlar da mikrop kapmasın diye üstünü kapayacağım. Bunun için şu anda kar yağıyor. Toprağın üzerinde kullanabileceğim bütün o bildiğim ilaç yöntemleri şu anda çalışmaz durumda. Tek yapacağım şey ağacın üzerindeki reçineyi kullanmak. Hani daha önce de söylemiştim ya, bir atasözü vardı. Kühnar sakızın kılıç yarası neyi eder? Kühnar kökler demek. Sakızı onun reçinesi demek. Kılıç yarasını bile iyileştirir anlamına gelir. Kökten ağacının reçinesini daha evvel de yine bir yarada uygulamıştık. Mikrop kapmadan hızlı bir şekilde iyileştirmişti. Yine önde bir kökler ağacı var. Üzerinde eğer varsa devrilmiş ya da kırılmış dal parçalarının gövdeyle birleştiği yerde reçineyi salgılayacak ki ağaç dışarıyla olan temasını kessin. Mikrop yani bir herhangi bir bakteri almasın. Orası da mantar üretmesin diye. İşte o salgıladığı sıvı yaralarımıza kullanılabilir sıvı. Şimdi ben ondan bir parça alacağım varsa orada. İşte bahsettiğim kırılan, gövdeden kırılan dallar bunlar. Ağaç bu kırılan dalların gövdeyle bağlantı yerine hemen bakın reçineleri göndermiş. Bakın burada örmüş, kapatmış, salgılamış aşağı doğru şu karartıların hepsinin anlamı reçine. Bakın burada bir tane kuru var. Kuru ama onu ağzında şöyle çıkarıp şu parçayı çıkarıp ağzında bunu ısıtırsam ve ısıtarak yumuşatırsam onu güzelce ağızda ısıtacaksınız buna. Yumuşayacak, onu hissedersiniz. Ondan sonra yaranızın üzerine süreceksiniz. Bakın iyi takip etmek lazım. Hepsinin üstü karla kaplı olduğu için yaş mı kuru mu belli olmuyor. Çıkardığı ses itibariyle de kuru olduğunun işareti. Kuru olduğunu söylüyor bize. Ama yine de bunu test etmek lazım. Yazın yaşarıyor olabilir. O yüzden yanlış kesmemek gerekir. Bu devrilmek üzere olan. Bakın şöyle bir bakalım. Bundan bir özüne yakın bir yerinden yonga çıkarıyorum kabuğun hemen altından. Bu çıkardığım kabuğu, iç kısmındaki olan tabakayı damağıma koyuyorum. Ağacın aromasını hissedersiniz zaten kuru değilse eğer. Ki bu ağaç kuru. Şimdi bunu testereyle düzgün bir şekilde, düz bir şekilde alacağım. Yaralamadan, berelemeden. Gölge. Dur. Dur da keselim. Gel. Gel. Et kurutacağız. Sonra sana da vereceğim o etten. Kuruttuğum etten, tamam mı? Hiç benim başımdan ayrılmayacaksın değil mi ha? Arada kaçıp gidiyorsun ama dur. Gel. Gel gölge, gel. Birkaç tane daha bulduk mu yeter onlar bize. Hadi çıkalım yukarı doğru. Oh. Kuru ağacın kokusu bile çok güzel. Bakın, şöyle bakarsak içinden kurtlanmaya başlamış bile. Bozulmuş, içinde delikleri görüyor musunuz? Bunlar hep kurtlanma işaretleri. Hadi gölge gel.
Şimdi bunda güzel köz olmaya devam etsin. Bacağı biraz daha yatıralım. Baltayı her zaman hep dışarı doğru böyle kullanmak lazım. Bir de buradaki dalların çıkıntılarını biraz fazla bırakıyorum ki. Şimdi o üçgenin üç ayağın etrafına bunu bağladığım zaman buralarda diğer dalları koyduğum zaman rahat rahat tutunabilme yerleri çıkabilir. Şimdi bunun için tabi buralara bunu bağlayacağım, tutturacağım. Ateş bu kadar da yoğun olmayacak, köz haline gelecek. Onları bağlayabilmek için daha evvel bir sürü tabiatta bulabileceğiniz yöntemler söylemiştim. Ağaç kökü gibi, işte kabukları gibi vesaire. Üç ayağı böyle demir değil, normal ahşaptan da yapabilirsiniz. Ama ben de bu var diye bunu kullandım. Şimdi hatta cebimde bunu bağlayabilmek için yine bunu da atılmış bir yerde, çöpe atılmış. Ben de onu aldım, cebime attım. Yani hayatta kalma hikayesi aslında böyle bir şey. Etrafta bulabileceğiniz, bulduğunuz, işinize yarayacağını düşündüğünüz her şeyi kullanabilirsiniz. O artık sizin hayal gücünüze kalmış bir şey biraz da. Nerede kullanabileceğiniz. Şimdi bunu buraya çok güzel biz uygulayabiliriz. Hatta bunun bir tanesi bile yeter. Bu insana zor durumlarda seferber olmayı da öğretir aynı zamanda. Tabiatın öyle de bir insan üzerinde etkisi var. Çünkü hayvanlarda da olduğu gibi bir şeyi bulmak, araştırmak, yiyecek için kullanmak kolay bir şey değil. Bir köpeği hayal edin. Karnı doyar ama verdiğiniz kemiği yiyemediyse de götürür bir yere gömer, saklar. Kıtlık olduğunda değil mi? Onu çıkaracak, bir şekilde kullanacak. Burası yukarıya bağlayalım. Burası yeter. Seviyesini ayarladıktan sonra burayı da bağlayınca zaten üçgen aşağı doğru açısı artacağı için, genişleyeceği için bu da daha fazla aşağı doğru kaymayacak. Bunu aslında dışarıya alıp şöyle dışarıda yapabiliriz. Sonra götürüp oraya oturturuz. Canı çekti değil mi et? He? Dayanamıyorsun değil mi? Bunu kurutalım. Kışın acıktığımızda yine beraber yiyeceğiz bunu rüzgar. Şimdi etleri kışlık hazırlayabilmek için elektrik olmadan evvel ne yapıyordu? İnsanlar bir şekilde yiyeceği malzemeleri ya canlı olarak tutup kesiyorlardı veya kurutuyorlardı. Aynı zamanda sefere çıkan, yolculuğa çıkan, seyahate çıkan insanlar da öyle. Aracın icat edilmediği zamanda atla veya yürüyerek giderken kimileri işkembenin içine saklar bozulmasın diye götürür. Kimileri de kurutur. Kuruturken bir prensip vardır. İçerisindeki bozacak olan malzeme sudur aslında. Onun suyunu kaybetmek lazım. Bunun da %90 kısmı su. Kalacak olan %10'u, 10'a yakını diyelim, 10 bile değil. 10'a yakın olan kısmı da protein. Şimdi bunu içindeki suyu istediğimiz şekilde süzdürüp, şimdi tuzladım ben. Bu tuz da bir şekilde tuz onu emecek. Ateşin üzerinde o güzelce terleme yapacak, suyu süzülecek. Yani saf et olarak kalacak. O su gittikten sonra bakteri üremeyecek. Bakteri üreten şey su zaten. O da havada asılı kalıp belli bir sıcaklıkta duracak. Çok da fazla pişmeyecek tabii ki. Havada asılı kalacak şekilde bakteri de temas etmeyecek. Zaten sinek olacak bir havada yok. Sıfırın altında neredeyse dışarısı. Etrafında güzelce kökler şamları,
cam iğneleriyle kapattıktan sonra kısık ateşte közünü kontrol ederek ve bakın orada yanan da meşe, palamut meşe çatır çatır yanıyor. Onun da közü uzun süre dayanır. Ondan sonra o uzun süre dayanırken bir yandan da bu tütsüle meşe olacak. Neredeyse 8-10 saat bu iş böyle devam eder. Dur bakalım rüzgar. İsteyen karabiberli, isteyen kekikli ki ben şimdi bunu kekikli yapacağım. Rüzgar dur şimdi bak. Kafanı uzatsan da vermeyeceğim. Yedin yemeğini. Karnın doymaz biliyorum senin. Bu sonra. Tabii o dal parçasının üzerindeki kabukları almak lazım. Bakteri olmasın. Şu boy yeterli. Bakın. Bir tane örnek göstereyim şöyle. Şöyle sallanacak rahat kısmından, en uç kısmından şuradan yapıyorum. Rüzgar dur. Deliyorum. Birisi önünüze hazır getirip sunarsa çok kolay onu mideye indirirsiniz, yersiniz. Ama birisi hazır vermezse kendiniz yapmak zorunda kalırsınız. Kendiniz yaparken de en ince detayına kadar düşünür, onu öğrenirsiniz. Nasıl uygulayacağınızı planlarsınız ya da bir yerde görmüşsünüzdür, onu yaparsınız. Şimdi bu eti burada dilim dilim kesmek, üzerini güzelce kaya tuzuyla tuzlamak, güzel kekik mi, karabiber mi artık hangi baharat atacaksanız baharatlamak, ondan sonra da asmak, daha sonra da altta yaktığınız meşenin kokusunu ona sindirmek, ondan sonra o isle, kokuyla havada kalarak saatler sonra suyunu bırakmasını sağlayıp kurutursak, yiyeceğin uzun süre saklanacağını da böyle bilirsek, işte o besin bizim için daha kıymetli. Besinle aramızdaki ilişki çok önemli. Onu nasıl elde ettiğimiz de o kadar önemli. İnsan evinde yaşarken bu kadar merak etmiyor da doğanın içinde olduğu zaman mevsimlerin hareketliliğini, günün değişen iklimini, koşullarını aslında daha çok şöyle gözlemleyebiliyor ve şaşırıyor da. O şaşkınlık, hayranlık duygusu besliyor. O hayranlık duygusuyla kendi içinizi besliyorsunuz. Bir yandan güneş çıkıyor, gökyüzünü masmavi, arada bir yerde güneşi arkanız alırsanız görüyorsunuz. O çam iğnelerinin arasından yeşille mavinin birleştiği yere bakıyorsunuz. İçiniz acayip bir huzur kaplıyor. Sonra tekrar bulutlar geliyor, kapanıyor. İşte şimdiki gibi kar yağdırıyor. Ya yani bu sürekli değişen bir önünüzde resim sergisi gibi düşünün, ekran gibi düşünün. Sizin içinizi, ruhunuzu besleyecek her türlü şey burada yüklenmiş. Sizin önünüzden şöyle film şeridi gibi geçiyor. Şöyle bu mevsimin ve ilkbaharın ilk zamanlarının hızla havanın böyle değişken olması çok hoşuma gidiyor aslında. Çünkü bir an seni temkinli, tedbirli, aynı zamanda da zor koşullara, değişken koşullara ayak uydurabilme imkanı vererek sınıyor aslında hava. Ben öyle düşünüyorum. Az önce güneş vardı, hava gayet güzel, elimi ısıtıyordu. Şimdi kapandı, kar yağmaya başladı. Elime dokunan o havayla temas eden kar elimi üşütüyor. Onlar da geçti, onları da geçiyorum. Bakın burada insanın yapabileceği bir sürü şey var. İnsan emek veriyor. Doğada yaşayan insandan bahsediyorum. Kırsalda yaşayan insan da öyle. Ya yiyeceği, giyeceği her şeye bir emek karşılığında alıyor. Şimdi et kuruttuk biz de sonuçta. Bu kışın hayatını idame ettirecek olan insanın bulamayacağı yiyeceği yazdan saklayarak, kurutarak, konserve şeklinde yenir hale getirmesi ve yaşam ihtiyacını karşılaması. Et, kuru et. Bunu yerleşik düzende yaşayan insanlar da yapıyorlar yiyebilmek için. Ama asıl eti kurutan insanlar uzun sefere giden, eskiden uzun sefere giden yanlarında yiyeceklerini kurutulmuş olarak taşıyan insanlardı. Bunları onlar buldular aslında. Düşünsenize adam atını sırtına atlayacak bir yere sefere gidecek, kervan götürecek, ticaret yapacak değil mi? Yanında yiyecek de taşıması lazım. O eski kervan yolları olmadan ne oluyordu? İnsanlar
dağlarda, bir konaklama yerlerinde, bir yerlerde kalıyorlardı bu şekilde. Yanlarında götürdüğü yemekler de öyle. Onları idare ettiriyordu uzun şekilde. Ben bir dananın, bakın bir dananın kesilerek, etlerinin kurutularak, sonra dövülüp ezilerek, o hafifletilerek, dövüldükten sonra da lif lif hale gelince bozulması da daha uzun sürede dayanıyor aynı zamanda. İnsanlar bu tür yiyecekleri uzun yol, uzun menzile bir yere giderken veya sefere giderken dananın mesane torbasını suyun içerisinde bekletiyorlar. Bu yiyecek et kurutma işlemi de bittikten sonra o mesane torbası genişler, esnek de bir malzeme. Onun içerisine dolduruyorlar. Uzaktan gördüğünüzde bir süvari ya da bir sefere gidecek olan adamı ne kadar uzak bir menzile, ne kadar süreyle gideceğini anlayabilmek için işte o sağrısındaki mesane torbasına bakarlarmış. Kaç tane mesane torbası varsa her birisi düşünün 3 ay idare edebiliyor, 4 ay idare edebiliyor. Onu çarparak adamın ne kadar menzille nereye gideceğini tahmin ederlermiş. Hepsinin bir tabii maksadı var. Besleniyoruz şimdi, yiyecek saklıyoruz, tamam. Bu dönemde yiyecek saklamak da biraz tuhaf gelebilir insanlara. Ama sadece geçmişten insanların unuttuğu o kadar kıymetli şeyler var. Bizim işimiz de bu. Bunları çıkarıp anlatmaya çalışıyoruz. Şahane olmuş ya. Yani inanılmaz lezzetli. Bir parçasını da ağzıma atıp onları artık kış için daha zorlu koşullar için paketleyeceğim.